Kardeşlerinizle <laughs> hiç yan yana gelmemem gerekir <laughs> demek ki. Evet, ben talihsizim aralarında ama. Bu da çok alakasız bir yer oldu. Şöyle yapalım. Tamam, kapatalım. Biri. Çalışalım. Çünkü kadınlar... kadınlar... Şimdi malumunuz yarın 8 Mart Kadınlar Günü. Böyle ahım şahım bir günmüş gibi anlatılıyor ama durum öyle değil maalesef. Özellikle istihdam konusunda neler söyleyeceksiniz? Ee, evet, durum sizin de söylediğiniz gibi öyle değil ne yazık ki. Ee, aslında bunun en belirgin e, görünür kısmı kadınların istihdamda yer alamaması. Ee, ne yazık ki Türkiye'de her 10 kadından ancak 3 tanesi istihdamda yer alabiliyor ve aslında kadınlar daha baştan itibaren istihdamda yer alma biçimlerine göre bir ekonomik şiddete maruz kalıyorlar. Ee, ancak ne yazık ki kadın işsizliği bu kadar yüksekken, kadınlar istihdamda yer alamazken ne yazık ki e, istihdama girdiklerinde de iş e, kadınlar lehine değişmiyor. Yine birçok ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Bunlardan en belirgini diyebileceğimiz bir kere kadınların eşitsizliği erkeklere göre. Ama Türkiye'de ne yazık ki zaten işçilerin, ee, çok iyi koşullarda çalıştırıldığından bahsedemiyoruz zaten kötü koşullarda çalıştırıldığından bahsetmemiz gerekiyor ama e, bu işçi çalışan işçi kadın olunca ne yazık ki bu eşitsizliğin daha da kadınlar lehine arttığını görüyoruz. nasıl artıyor bu en fazla e, kayıt dışı çalışma oranlarında görüyoruz bunu Örneğin. Kadınlar erkeklere göre çok daha fazla kayıt dışı çalıştırılıyor. İkincisi, kadınlara yaptırılan işler kadın işlerinin uzantısı dediğimiz yani evde ne iş yapıyorlarsa kadınlar için hangi işler uygun görülüyorsa e, bu işlerin devamı dediğimiz temizlik gibi hizmet etmek gibi e, vesaire e, kadın işinin uzantısı işlerde çalıştırılıyorlar ve aslında bu işler tek başına cinsiyetçi iş bölümünde değil aynı zamanda bu işler çok güvencesiz. Ne demek istiyoruz? Kadınlar zaten ucuz emek gücü olarak görülüyorlar her an istihdamın dışına atılabilecek bir ucuz işgücü ordusu olarak görülüyorlar aslında Bu yüzden de geçici güvencesiz dediğimiz işlerin belki mi kadın emeği üzerinden kuruluyor en geçici işlerde en niteliksiz işlerde ne yazık ki kadınlar çalıştırılıyor hal böyle olunca kadınlar bakımından şunu söyleyemiyoruz 8 Mart kadınların kutlayacağı daha da eşitliği isteyebileceği bir gün olamıyor ne yazık ki. Kadın istihdamının geldiği bugünkü durumda aslında 8 Mart bunun çarpıcılığını bir kez daha belki de üzerine basa basa söylememiz gereken bir gün oluyor. Kadın iş cinayetleri ya da iş cinayetleri dediğimiz şey zaten başlı başına bu kötü çalışma koşullarının bir çıktısı aslında. Aslında kadın işçiler bakımından şuna inanılır Kadınlar tehlikesiz işlerde çalışıyor zaten, tehlikesi yüksek olmayan işlerde ve sektörlerde çalışıyorlar. Bu yüzden de kadınlar iş cinayetlerine maruz kalmıyorlar. Bunu söylemelerinin başlayacağı nedeni de inşaat gibi, maden gibi alanlarda kadınların çalışmaması. Ama rakamlar bize hiç de onu göstermiyor. Bu yıl örneğin Şubat ayında yaşamını yitiren işçilerden 9 tanesi de kadın örneğin. Ya da geçtiğimiz ay yine 11 tane kadın iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yine 2018'de 1923 tane iş cinayetinde yaşamını yitiren 1923 tane işçiden 119'u yine kadındı. Bunun nedeni en büyük nedeni nedir? Elbette ki kadınların işte bu güvencesiz koşullarda çalıştırılması. Bu güvencesizliğin en fazla olduğu en yoğun olduğu alanda tarım. Tarım bir kere kayıt dışı çalışmanın çok yüksek olduğu bir alan ücretsiz aile işçiliğinin çok yüksek olduğu bir alan, fazla çalışmanın, hiçbir önlem alınmadan çalışmanın, e, iş kanunu dışında çalıştırmanın olduğu bir alan. Dolayısıyla aslında ne yazık ki bu alandaki kadın iş cinayetleri bizim için bir sürpriz tablo değil. E, kadın iş cinayetlerini incelediğimizde en yüksek oranın yarı yarıya trafik kazalarında olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni çok açık. Çünkü kadınlar aslında en fazla e, trafik kazası diyoruz ama ne yazık ki bu iş yolunda, yani tarla yolunda e, bir traktörün kasasına, kamyonun kasasında istiflenerek götürüldükleri yollarda oluyor. Çünkü kadınlara bir kere insan muamelesi yapılmıyor. Başka nerelerde oluyor? Örneğin e, ev emekçisi kadınlar bakımından cam silerken düşerek ölüyor. Büro emekçisi, en tehlikesiz işler dediğimiz büro emekçilerinde... Strese bağlı, iş yüküne bağlı kalp krizi geçirerek ölebiliyor kadınlar. Sağlık emekçileri yoğun çalışmadan dolayı ölebiliyorlar. Bunun gibi pek çok yerde tekstil atölyelerinde örneğin e, aletlere sıkışıp ölebiliyorlar. Yine yoğun çalışmanın, fazla çalışmanın e, bir ürünü olarak ölümleri görüyoruz. Eşit ücret alamıyorlar örneğin. E, ya da işlerinde yükselemiyorlar. Cam tavan etkisi dediğimiz... E, aslında bir engel yokmuş gibi görünüyor ama kadınların yükselmesinin önünde daha başka nitelikli, statüsü yüksek işleri yapmasının önünde pek çok engel bulunuyor. Görünmez engeller bulunuyor aslında. Yani bu şu mu demek? Kadınla erkek aynı statüde olsa bile bir iş yerinde aynı parayı, aynı maaşı almıyorlar. E, aslında tam olarak bu demek. Ama aynı zamanda kadının kadın olması aynı statüde bulunmamasına da neden oluyor demek. Eşit işi yapabilen eşit nitelikteki iki insandan bir tanesi kadınsa o işi ilk tercih edilen, o işi yapması için ilk tercih edilen erkek oluyor demek ne yazık ki. Kadına yönelik şiddetin çok arttığını görüyoruz. Kadına yönelik şiddet sadece ev içinde mi artıyor, sadece sokakta mı artıyor? Hayır, kadına yönelik şiddet aynı zamanda bunun bir ürünü olarak iş yerlerinde de artıyor. Örneğin 2018'de yaşamını yitiren kadın işçilerden, iş cinayetlerinde ölerek yaşamını yitiren kadın işçilerden 7 tanesi sadece ...iş yerine dışarıdan gelen bir erkek ya da iş yerindeki bir erkeğin şiddetine, tecavüzüne e, uğrayarak yaşamını yitirdi. Pozitif ayrımcılığı biz şöyle e, söyleyelim. Bu aslında tam olarak da bir çifte sömürü. Kadın olduğumuzdan kaynaklı çifte sömürülmüş oluyoruz. Ne demek bu? Çünkü bizim mesaimiz kadınların mesaisi ne yazık ki mesai saatleri içinde bitmiyor. E, kadınlar bir de evlerine gittiklerinde yeni bir mesai başlıyor... TÜİK araştırması çalışan kadınların her gün 4 saat 20 dakikasını ev işlerine ayırdığını gösteriyor. Bunun anlamı şu. Kadın bir kez işte yıpranırken ikinci bir kez de evde yıpranmış oluyor ve dolayısıyla kadının sağlığı, kadının güvenliği, kadının yıpranması dediğimiz şeylerin hepsi çifte bir risk faktörü olarak bizim önümüzde duruyor ne yazık ki. Bir kere kadınların kayıt dışı çalıştırılmasına karşı etkin bir politik olması gerekiyor. İkincisi kadına iş yerinde ve dışarıda aslında şiddete uğramamasını, ayrımcılığa uğramamasını, mobbinge uğramamasını sağlamak kolaydır. Caydırıcı cezalar olursa, kadın korunursa gerçekten bunlar engellenebilir. Bunların engellenmesi gerekiyor. Ee, sendikaların kadınlara yönelik aktif politikalar üretebilmesi, koruyabilmesi gerekiyor kadınları. Ama kadınların da elbette ki buna yönelik bir mücadele içerisinde olması gerekiyor. Elbette ki bu tek başına kadınların birey olarak verdikleri mücadeleler çok önemlidir. Bir tacize direnmek, tacize karşı sessiz kalmamak, mobbinge karşı sessiz kalmamak, savunmak kendi bunlar çok önemlidir ama kadınların kendilerini koruyabilmeleri için dayanışma ağları da örebilmeleri, birlikte mücadele edebilmeleri gerekiyor. En önemlisi de bu sanırım. Bu vesileyle e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bu anlamla tekrar kutlamış olalım.